Şimdi buna bir örnek olarak mesela bir topun hareketini düşünebiliriz. Bir futbol topu, bir futbolcu geldi, futbol topuna vurdu. Ondan sonra topun yapacağı hareket ne olacak? Bunu tasvir etmek için biraz önceki şeyleri kullanabiliriz. Çünkü biliyoruz ki yere yakın bölgelerde hareket ettiği sürece her nesne yere doğru 9,8 metre bölü saniye karelik bir sabit ivmeli bir hareket yapacaktır. İlk vurduğumuz anda topun ivmesi farklı olacak ama ayağımızla teması kesildikten sonraki bütün hareketi sabit ivmeli hareket olacak. Tabii bu problemi incelemek için ilk başta bir referans koordinat eksenlerimizi belirlememiz lazım. Bir referans noktası belirlememiz lazım. Referans noktasını istediğiniz gibi belirleyebiliriz. Ama kolaylık olması için referans noktasını topun harekete başladığı andaki durduğu yerdeki merkezi olarak belirleyelim. Topumuzun merkezinde bizim referans noktamız var. Eksenlerimizi seçmemiz lazım. X, Y ve Z eksenlerini belirleyeceğiz. Bunu da yine tamamen keyfi olarak belirleyebiliriz. Yani eksenler doğada var olan şeyler değil. Dolayısıyla bizim nasıl seçtiğimiz doğayla ilgili öngörülerimizi değiştirmemesi lazım. Ama tabii bazı eksen seçimleri işlemlerimizi daha kolaylaştıracaktır. Başka seçimler biraz daha zorlaştırabilir. Şimdi ivme vektörünü biliyoruz ki aşağı doğru sabit büyüklükte bir vektör, zamanla değişmeyen bir vektör. Yönü aşağı doğru. Dolayısıyla Z eksenini aşağı doğru bir vektör olarak seçelim. Şimdi Z eksenini aşağı doğru bir vektör olarak seçtiğimiz zaman sabit ivme vektörümüzü gösterimi çok basit bir hale alacak. A vektörümüzü, ivme vektörümüz, büyüklüğü işte G ile gösterelim. G dediğimiz sayı yaklaşık olarak 9,8 metre bölü saniye kare gibi bir sayı, bir ivme, sabit. A vektörü Z yönünde G kadar. Bu kadar. X bileşeni yoktur, Y bileşeni yoktur. Çünkü Z yönünü ivmemiz yönünde seçtik. Şimdi topa vurduk. Top gidiyor. İlk başta bir ilk hızı var. İlk hızını şöyle bir V0 vektörüyle gösterelim. Şimdi V0 vektörünü düşünürseniz bir dikey bir vektör. Z yönü aşağı yönüyle yukarı doğru bir vektör. Artı yatay bir vektör olarak yazabilirim. İki vektörün toplamı olarak yazabilirim. Dikey vektörüm bir de yatay vektörüm. Şimdi yatay vektörümün yönü bu doğrultuda. Bu doğrultuyu da x yönü olarak belirteyim, seçeyim. Yine koordinat eksenlerimi istediğim gibi seçebiliyordum. Z yönümü ivmemle aynı yönde seçtim. X yönümü ise ilk hız vektörümün yatay yöndeki bileşeni de aynı yönde seçtim. Dolayısıyla x yönümü belirledim. Z yönümü belirledim. Y yönünü standart olarak x yönü bu yöndeyse, z yönü aşağı yöndeyse, y yönü de bu yönde olarak seçilir. Ama birazdan göreceğimiz gibi Y yönünü hangi yönde seçtiğimizin hiçbir önemi yok. Çünkü Y yönünde hiçbir hareket olmayacak. İlk başta hızını inceleyin. Sabit ivmeli bir hareketti. Dolayısıyla belli bir hatta topun ilk başladığı ana da T eşittir 0 seçelim. T0 anımız 0 olsun. Dolayısıyla T anına kadar benim parçacığımın ivmesindeki değişim benim A çarpı T olacak. Sadece Z yönde olacak. Dolayısıyla T anındaki hız vektörüm, ilk andaki hız vektörüm artı G çarpı T hangi yönde? Z yönünde olarak yazabilirim. Tabi burada şimdi devam etmeden önce bu V0 ilk hız vektörümün bileşenlerini de belirlemem lazım. Biraz önce dedik ki sadece X, Z bileşeni var bir tane. Bir de diğer bir yönünde X dedik, iki bileşeni olacak. Şimdi dik üçgeni düşünürseniz şekildeki dik üçgeni V0 vektörüm ucundan bir dikme çizdik. X yönündeki bileşenini bulmak istiyorsak yapmamız gereken tek şey V0 bizim hipotenüsümüz oldu. Onu kosinüsle çarptığım zaman X yönündeki bileşenini elde ederim. Dolayısıyla V vektörüm X yönünde V0 kosinüs teta kadar bir büyüklüğü var. Dik bileşenine bakacak olursam o da V0 çarpı sinüs teta kadardır. Ama burada şuna dikkat edelim. Benim artı Z yönüm aşağıda. Hız vektörümün Z bileşeni ise yukarı doğru. Ve yukarı doğru V0 çarpı sinüs teta kadar. Artı Z yönüme ters yönde olduğu için
ilk hız vektörümün z bileşeni eksi v0 çarpı sinüs teta kadar olacaktır. Dolayısıyla ilk vektörümü biliyorum. A çarpı t vektörümü biliyorum. T anındaki benim hızımı buradan hesaplayabilirim. T anındaki hızım vt, v0 artı a çarpı t kadar. Şimdi bileşenleri cinsinden yazacak olursam, şimdi ivmemin x yönünde bir bileşeni yok. Dolayısıyla x yönündeki hızım benim sabit. İlk anda v0 hızımın x bileşeni ne kadarsa, t anında da hız vektörümün x bileşeni o kadar olacak. Yani v0 kosinüs teta kadar olacak. Y yönünde de bir ivmem yok. İvmemin hepsi z yönünde. Dolayısıyla y yönündeki hızım da ilk andaki y yönünde ne kadarlık bir hızım varsa aynı hıza eşit olacak. Ama x eksenini öyle seçtik ki, y eksenini, x, y ve z eksenlerimizi öyle seçmiştik ki y yönünde hızımızın bir büyüklüğü yoktu. Dolayısıyla ilk hızımızın y yönündeki büyüklüğü de sıfır. Dolayısıyla o hep sıfır olarak kalacak. İvme bir tek z yönünde. Dolayısıyla z yönündeki hızımız zamanla değişen bir hareket yapacak. Sabit ivmeli bir hareket yapacak. Z yönündeki hızımızın z yönündeki bileşeni de ilk hızın z yönündeki bileşeni eksi v0 çarpı sinüs teta kadar teta artı ivmemizin z yönündeki bileşeni g çarpı t kadar olarak karşımıza çıkacak. Şimdi tamam matematiksel ifadeleri elde ettik ama bir de tabii her zaman için şunu da düşünmemiz lazım. Bu matematiksel ifadeler bize ne söylüyor? Şimdi z yönündeki hareketine bakacak olursak, t eşittir 0 anında, şimdi v0 bir büyüklük olduğu için pozitif bir sayı. Bu örneğimizde teta açısında 90, 0 ile 90 derece olarak seçtiğimiz zaman sinüs teta da pozitif bir sayı olacak. Dolayısıyla eksi v0 sinüs teta negatif bir sayı. Hızımın z bileşeni t eşittir 0 anında negatif olduğunu için z yönünde değil, diğer yönde, ters yönde. Bu bana diyor ki topa ilk vurduktan sonra eksi z yönü yukarı yönü, yukarı doğru hareket etmeye başladı. Tabii x yönünde de bir hız var. Aynı zamanda x yönünde de hareket ediyor. Hem x yönünde hareket ediyor, aynı zamanda yukarı doğru hareket ediyor topu. Şimdi t artacak. Şimdi eksi v0 sinüs teta gibi negatif bir sayım var. G pozitif bir sayı. T arttığını artacak. Gt pozitif bir sayı. Şimdi negatif bir sayıya pozitif bir sayı eklediğim sürece o sayı sıfıra daha çok yaklaşacak. Eğer küçük bir sayıysa. Negatif bir sayı da başladı. Z, hızımın z bileşeni. Sıfıra gittikçe yaklaşıyor. Bir başka deyişle büyüklüğü küçülüyor. Bu bana diyecek ki bir öncelikle negatif hala negatif olduğu için hala yukarı doğru hareket ediyor. Ama büyüklüğü küçüldüğü için artık eskisi kadar hızlı bir şekilde yukarı çıkmıyor. Hızı ilk başta böyleyken x yönündeki bileşen hiç değişmedi ama z yönündeki bileşen azaldı. Hız vektörüm aşağı doğru dönüyor. Tabii x yönündeki bileşeni değişmeden. Ne zamana kadar devam edecek? Bir süre sonra t yeterince öyle bir değeri alacak ki, yeterince büyük bir değer alacak. G çarpı t çarpımı, yani hızdaki değişim v0 çarpı sinüs teta'ya eşit olacak. Şimdi negatif ve pozitif büyüklükleri aynı iki sayıyı topladığım zaman z yönündeki hızı sıfır olacak. Şimdi bu ne zaman olacak? Şimdi bunun olduğu zamana te diyelim. Te anında hızımızın z bileşeni eksi v0 sinüs teta artı g çarpı te'ye eşit. Te zamanı dediğimiz zaman hızımın z bileşeninin sıfır olduğu zaman. Dolayısıyla bu ifadenin sıfıra eşit olması lazım. TE anında buradan V0 çarpı sinüs teta bölü G olarak elde ederiz. Şimdi T anı bu andan sonra daha büyük değerler aldığı zaman artık GT çarpımının V0 çarpı sinüs teta'dan daha büyük. Dolayısıyla negatif bir sayıya ondan daha büyüklüğü daha büyük olan pozitif bir sayı eklediğim zaman da artık pozitif bir sayı elde ederim. Şimdi burada hızın z yönündeki bileşeninden bahsediyoruz. Hızın z yönündeki bileşeni pozitif demek, artık hızım nesnem z yönünde hareket ediyor demek. Z yönü ise aşağı yön. Dolayısıyla parçacığım yapacağı harekette önce yukarı doğru yükseldi, eksi z yönünde. Eksi z yönü yukarı yön olarak seçmiştik. Yukarı doğru yükseldi. En yüksek bir noktaya geldi.
TE anında en yüksek noktaya geldiği an dediğimiz an. O noktadan sonra artık aşağı doğru inmeye başladı. Önce yukarı çıktı, sonra aşağı doğru hareket etmeye başlayacak. Şimdi x yönündeki harekete bakacak olursak, x yönündeki hızı ise, hızının x yönündeki bileşeni ise hep sabitti. Sabit hızla bir hareket yapıyor. Dolayısıyla T anındaki konumu, ilk konumu artı hızının x yönündeki bileşeni çarpı T'ye eşit. Koordinatlarımızı seçerken merkezi topun olduğu yerde o seçmiştik. Dolayısıyla topumuzun ilk konumu 0. Dolayısıyla konumunun x yönündeki bileşeni de V0 çarpı kosinüs teta çarpı T olarak karşımıza çıkacak.